Karbonhidrat vücudun yakıtı. Karbonhidratın şekli bizim için önemli. Tüketilme sıklığı önemli. Ama karbonhidrat olmadan hiçbir organımız çalışamaz, görevini yerine getiremez. Sebzeyi de tüketeceğiz, meyveyi de tüketeceğiz, bir makarnayı da tüketeceğiz, bulguru da tüketeceğiz, eti de tüketeceğiz, balığı da tüketeceğiz. Hepsini tüketeceğiz ki dengeli bir beslenme yaratalım ve öyle zayıflayalım. Karbonhidratlar deyince karbonhidratları cinsi ve miktarı çok önemlidir diyette ya da beslenme programında. Kilo vermek için de, kilo almamak için de. Bunlar neler olabilir? Kepekli ürünler olabilir. Çavdar, çok tahıllı, tam buğday gibi ekmekler olabilir. Yine posa içeriği yüksek olan meyveler olur. Diğer karbonhidratlarda, tatlılarda daha çok sütlü tatlılar tercih edilebilir ama proteinle karışık olarak yine sütle tüketmek üzere. Simit olabilir. Genellikle yarım simit öneririm ben ama kişiden kişiye değişir, onu da peynirle tüketmek gerekir. Bir galeta olabilir. Galetayı da yine peynirle tüketmek gerekir ya da ayranla da olabilir. Makarna, yine proteinle tüketmek gerekir ama 100 gramı miktarı geçmemek şartıyla ve sıklığı da çok önemli, haftada 1-2 gün olmak şartıyla. Bulgur, yine proteinle, kuru baklagille mesela, et de birlikte tüketilebilir. Karbonhidrat proteinle karışık tüketilmesi gerekiyor. Proteinle karışık olduğu zaman kan şekeri ani yükselmiyor ve bu da metabolizmayı yavaşlatmıyor. Beyaz ekmeği önermiyorum çünkü alternatif olarak çok güzel ekmekler var. Posa içeriği zengin olan ekmekler var. Çavdar ekmeğinden yulaf, tam buğday, çok tahıllı ekmekler posa değeri açısından çok yüksek ve glisemik indeksi düşük olan, yani kan şekerini ani yükseltmeyen ekmekler ama beyaz ekmek değil, beyaz şeker değil. Bunlardan uzak durmak gerekiyor. Karbonhidratı sıfırlayıp da diyet yapmak demek, hem daha sonra yiyeceklere daha çok saldırmak demek, hem de hızlı bir şekilde kilo almak demek. Çünkü vücut bir noktadan sonra o karbonhidrata ihtiyaç duyar, sinyaller vermeye başlar. Sinyaller vermeye başladığı zaman da siz yemeniz gereken miktardan çok çok fazlasını tüketirsiniz ve böylelikle verdiğiniz bütün kiloları geri alırsınız, hatta fazlasını da geri alırsınız. Karbonhidratları dağıtmak gerekiyor. Her gün karbonhidrat almamız gerekiyor. Bir gün 3-4 dilim ekmeği seçersiniz karbonhidrat. Bir gün öğle öğününde makarnayı seçersiniz proteinle karışık. Bir gün bulguru seçersiniz. Bir gün 4-5 arası galeta, simit, tost gibi alternatifleri seçersiniz. Hepsini bir arada tüketirsek o zaman da kilo alırız tabii ki. Fazla karbonhidrat da kilo aldırır. O yüzden miktar çok önemli. Ölçü çok önemli ve günlere yaymak çok önemli. 4 ila 6 kaşık arasındaki bir yoğurtla 4-5 kaşık yulaf koyup içine bir meyve de, onunla uyumlu olan bir meyveyi de doğrayıp, bu ara öğün olabilir ya da meyveli yulaflar tercih edilebilir ya da sütün içine koyulabilir bu bahsettiğim tarif. O bir ara öğün olabilir, hatta kahvaltı öğünü bile olabilir.